Günaydın Manisa'nın ikinci bölümünde çok değerli iki hocam bizlerle birlikte. Celal Bayır Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cüneyt Demiz ile Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Enver Atik bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnşallah yanlış bir şifreyi kullanmadım. Doğrudur inşallah söylediklerim. Enver Hoca aynı zamanda Mühendislik Fakültesi dekanıdır şu anda. Dekanıdır. Evet. Hocam onu da ekledik Enver Hoca ile ilgili. Hocam nasılsınız? Öncelikle iyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz ve çok güzel bir haberle geldiniz. Dünyada ve Türkiye'de ilk olan bir şeyle geldiniz buraya. 4 yıldır üzerinde çalıştınız. Sizden dinleyelim. Sonrasında soru cevap şeklinde devam edelim hocam. Şimdi şöyle aslında ben omurga ve omurilik cerrahisiyle uğraşıyorum. Ben bir beyin cerrahiyim ama beyin cerrahisinin alt grupları var. Mesela bazı alt gruplar tümörlerle, beyin tümörleriyle, anevrizmalarla, beyin kanamalarıyla uğraşır. Bazı alt gruplar çocukların pediatrik nöroşirurji, çocukların beyin cerrahisi hastalıklarıyla, doğumsal defeklerle, anomalilerle uğraşır. Bazı alt gruplar ağrıyla ve fonksiyonel hastalıklarla, epilepsi gibi, sarı hastalığı gibi fonksiyonel hastalıklarla uğraşır. Biz de spinal grup olarak omurga ve omurilik hastalıklarıyla uğraşıyoruz. Yani aslına baktığınızda hepimiz beyin cerrahıyız ama her beyin cerrahının aslında ilgilendiği ve uzman olduğu konuda birazcık farklıdır birbirinden. Bu omurga hastalıkları içinde neler giriyor? Bel fıtıkları giriyor, boyun fıtıkları giriyor, işte kazalarda omurga kırıkları giriyor, işte tümörler, omurga tümörleri, enfeksiyonlar gibi pek çok şey. Mesela kistatik bile, klinikte yatan bir hastamız var, kistatik bile omurgaya atlayabiliyor. Birçok hastalık grubuyla ilgileniyoruz. Bu hastalıkların tedavilerinde 1960'larda geliştirilen bir yöntem var. Cutrell ve Debussy diye iki yabancı bilim adamı tarafından transpediküler vidalama sistemi. Yani orada yaptığımız iş şu. Orada yaptığımız iş omurganın arkasından pediküllediğimiz yerden gönderdiğimiz vidaları sinir köklerine, içerideki omuriliğe ve sinir köklerine dokunmadan omurun önüne göndermek zorundayız. Yani şu vidayı şuradan sokarak bu omurun içine göndermek zorundayız. Ama bunu yaparken belli bir açıyla yapmak zorundayız. İçeride gördüğünüz kırmızı omuriliği temsil ediyor. Daha doğrusu sinir köklerini temsil ediyor. Bunlara dokunmamak zorundayız. Artı şu foramen dediğimiz sinir köklerinin çıktığı delikler var. Bu sinir köklerine de dokunmamak zorundayız. Yani 9 milimetrelik yaklaşık veya 8 milimetrelik bir kemik kanaldan 5,5-6 milimetrelik bir vidayı geçirmek zorundayız. Ve bunun 5 milimetre yukarısı bir sinir kökü, 5 milimetre aşağısı bir sinir kökü veya 2 milimetre. 5 milimetre medyali, omuriliğin kendisi çok aslında bir yer, ince bir yer. Ve baştan ameliyat sırasında şu vidanın açısı son derece önemli. Bu açıyı eğer biraz fazla verirsek bu vida yanlışlıkla koymak istediğimiz kemiğin yerine gitmek yerine doğrudan omuriliğin içine giriyor. Sonuçta hasta ameliyattan yukarıdaysak eğer torak haldeysek ya tam felçle uyanıyor bacaklarını tutamaz halde. Daha aşağıdaysak sinir kökü hasarına bağlı olmak üzere ayağın çeşitli hareketlerini yapamaz halde uyanıyor. Ve bu komplikasyon aslında düşük bir komplikasyon değil. Dünyanın en iyi serilerinde %6 ile %45 arasında görülen bir komplikasyon. Tabii bu ameliyatları da, bu vidaları da takmak zorundayız. Hastaları iyileştirmek için bu vidaları da takmak zorundayız. Bunlardan yararlanmak zorundayız. Ama bu tür komplikasyonlardan da kaçınmak gerekiyor. Bugüne kadar kullandığımız bu rigid vidalarda, bunlar titanyum, alüminyum, vanadyum alaşımından yapılmış. Arkasında şu rotların girip sabitleneceği bir yer olan bir vida bu. 5,5 milimetre çapında. Bu vida 45 milimetre uzunluğunda. Bu titanyum, alüminyum, vanadyum karışımı vida rigiddir. Yani serttir ve bükemezsiniz. Yani kemikten de sert olduğu için eğer yerleştirme sırasında yanlış bir açı verilirse doğrudan omuriliğin içine girer. Ciddi sıkıntılar ortaya çıkarabilir. Bu sıkıntıyı giderebilmek için işte biz bunu geliştirdik. Bu vida yine aynı titanyum, alüminyum, vanadyum karışımından bir vidadır. Alaşımından bir vidadır. Aynı şekilde yerleştirilir. Ama vidanın özelliği şudur. Vidanın içinde bir elastik, titanyum, alüminyum, vanadyum karışımı yine
bir halat sistemi vardır. Bu halat sistemi de Türkiye'de yapıldı. Bu halat sistemi sayesinde ve özel yapısı sayesinde şu vida eğilemezken, bakın şöyle yaptığında eğilemezken hiçbir şekilde bu vida eğilebilir. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Omurlarımızın dışında bir kortikal kemik dediğimiz daha sert bir kemik kısmı var. İçinde de kemik iliği dediğimiz, spongiyoz kemik dediğimiz daha yumuşak bir kemik kısmı var. Biz istiyoruz ki vida spongiyoz kemiğin içinde kalsın, dıştaki kortikal kemiği delmesin, çevredeki sinirlere hasar vermesin. İşte bu vida onu yapıyor. Yani şeyden giriyor, spongiyoz kemiğin içine giriyor. Omurun içinde eğer yanlış yönlendirirse, ne kadar yanlış yönlendirirsek yönlendirelim, dışarıdaki sert kemiğe geldiğinde ona dokunuyor ve yön değiştiriyor. Yani bulunduğu yönün şeyini alabiliyor. Aynen. Bulunduğu omurun şeklini alıyor. Alabiliyor. Dışına çıkmadan onun şeklini alıyor. Bu şekilde konulduktan sonra da içinde bir halat mekanizması var dediğim gibi. Özel bir aleti var. Bu halat geriliyor. Bu vida omurun içinde bu şekilde sabit kalıyor. Mekanik direncini de neredeyse bir normal vida kadar sağlıyor. Ama komplikasyon oranı da neredeyse sıfır. Daha önce yaşadığımız komplikasyon oranları da neredeyse sıfır. Peki hocam şunu da söyleyeyim. Bununla birlikte saydığınız tehlikeler azaldı mı? Yani felç kalma ya da saydığınız sıfır. Sıfır. Yani özellikle üst servikal bölgede mesela. Üst servikal bölgede çok tehlikeli bir bölgedir burası. Hem lomber gibi kemikler daha geniş değildir. Aralıklar daha küçüktür. Burada vertebral arter dediğimiz beyni besleyen ana dört damardan bir tanesi buradan geçer. Omuriliğin başlangıcı buradadır. Solunum merkezi buradadır. Çok tehlikeli bir yerdir. Buraya mesela eskiden vida atmak neredeyse imkansızdı. Artık bunun küçüklerini, 3 milim çapta olanlarını gayet güvenle buradan atabiliyoruz. Hiçbir yere dokunmuyor. Herhangi bir sıkıntı oluşturmadan artık güvenli. Evet. Peki 4 yıl üzerinde çalıştınız ve artık sunuma geçtiniz. Uyguluyor musunuz? Hastalarda uygulama oldu mu? Örnekleri var mıdır peki hocam? Tabii örnekleri var. Şimdi bu önce ona gelmeden önce başka sistemler de var. Onu da anlatmak tabii isterim. Şimdi bir de bir özellikle belli bir yaşın üstündeki hasta popülasyonunda, yaşlı hasta popülasyonunda osteoporoz denilen bir şey var. Yani halk arasında kemik erimesi olarak bilinen. Bu osteoporoz yani kemiğin içindeki kemik mineral densitesi düşüyor. Yani kemik biraz daha yumuşuyor. Bu durumda bu koyduğumuz vidalar, o kemiğin içine, o osteoporotik kemiğin içine koyduğumuz bu vidalar yeterli kemiği tutamadığı için vidanın dişleri sıyrılıyor. Çok sık gördüğümüz bir şey. Kemik erimesi olan hastalarla yaptığımız vida ameliyatlarında vidalar sıyrılır. Bu dünyanın her yerinde de böyledir. Buna karşı başka bir çözüm geliştirildi. O da bu. Açılabilen vida. Aslında basit bir dübel mantığı var. Bir vidanın yarıkları var ve içine bir pim var. Bu vidayı yerleştirdikten sonra pimi, bakın vidanın şu kapalı hali, şu da açılmış hali. Vidayı yerleştirdikten sonra yerine bu pimi yerleştirdiğimizde bu vida genişliyor. Ve çevredeki kortikal kemiği yani sert kemiği tutuyor. Ve yaptığımız testlerde sıyrılma direncinin normal vidaya göre 6 kat daha fazla olduğunu gördük. Bu ikinci sistem de bu. Aslında burada belki biraz Enver Hoca'ya da söz vermek gerekir. Bu testlerin çoğunu Enver Hoca yaptı. Çünkü mühendislik fakültesinde onun olanaklarıyla, mühendislik fakültesinin olanaklarıyla, onların mekanik laboratuvarının olanaklarıyla yaptık pek çok testi. Belki o da biraz bu konuda bilgi vermek ister Enver Hoca'da. Tabii ki de hocam. Siz de dinleyin. Evet. Şimdi hep söylenir. Üniversite sanayi işbirliği Türkiye'de eksik diye. Ben daha öncesinden başlamam lazım. Üniversitenin içerisinde de işbirlikleri eksikti. Biz Cüneyt Hocam'la belki üniversitemizde bunun ilk örneklerinden biriyiz. Baktığınız zaman tıp ayrı bir konu, mühendislik ayrı bir konu gibi görünüyor. Ama aslında bilimleri birbirinden ayırmanız da çok mümkün değil. Cüneyt Hocam'la tanıştıktan sonra hocam bu vidalardan bahsetti. Onların geliştirilmesi, testlerin yapılması gerekiyor. Bizim makine mühendisliği bölümünde olan test cihazları var. Aslında hiç tıp fakültesindeki tıbbi testlere uygun değil. Ama hocamla kafa kafaya verdik, işbirliği yaptık. Sonra sanayicilerle de işbirliği yaptık. Bu projede sadece mühendislik fakültesi ve tıp fakültesi değil, sanayicilerle de bir araya geldik. Sonra bu vidaları nasıl geliştiririz? Ne tür mekanizmalar olması lazım? Bunların testlerini nasıl yaparız? Bizde bulunan standart test numunelerini cihazlara bağlayıp çekebiliyorsunuz. Ama düşünün, hocam bir kadavra parçası getiriyor, bir kemik parçası getiriyor, bir omur parçası getiriyor.
Onu bizim silindirik parçaları test ettiğimiz cihaza bağlamamız lazım. Orada onların testlerini yapacağız. Bunlar çok mümkün değil. Ama bir araya geldiğimiz zaman, işbirliği yaptığımız zaman, işte birimler arası, bilimler arası işbirliği, sanayiyle işbirliği yaptığımız zaman onları çok rahatlıkla çözdük ve testlerini bizim standart olan, standart testleri yapan test cihazlarında tıbbi testleri yaptık. Tabii bu beni diğer açıdan da çok mutlu etti. Biz genellikle makinalarla uğraşıyoruz. Doğrudan insanla değil, burada yaptığımız çalışmalar insanlığa bir hizmetti. İnsanlığın faydasınaydı. İnsan sosyal bir varlık, birbirine yardımlaşmadan hayatını devam ettirmesi mümkün değil. Biz onu gerçekleştirdik. İnsanların sağlığına yararlı çalışmaları birlikte yaptık. Bu beni son derece mutlu etti. Tabii Cüneyt Hocam yıllardan beri bu tür ameliyatları yapıyor. Onların sıkıntılarını biliyor. Onların çözülmesi için çok uzun süreden beri bilgi birikimine sahip, onları uyguluyor. Biz de mühendislik olarak Cüneyt Hocam'a destek verdik. Bunun sonucunda da işte hocamın ifade ettiği gibi çok farklı ve o sorunları çözen, %100 neredeyse çözen sonuçlara ulaştık. Bu hem ülkemiz açısından çok önemli, hem insanlık açısından çok önemli, hem üniversitemiz açısından çok önemli, hem Manisa açısından çok önemli. Bütün Manisa'yı dünyaya duyuran bir çalışmaydı. Ben bundan son derece mutlu oldum. O çalışmalarımız farklı yönlerde de hala devam ediyor. Hemen hemen her hafta bir araya geliyoruz. Bu çalışmaları daha fazla nasıl geliştirebiliriz diye onlarla ilgili görüşmeleri yapıyoruz. Yeni projelerde bu ortaklıklarla aslında bilimlerin ve sanayinin de içine girmesiyle yeni projelerde ortaya çıkabilir ya da çıkıyordur da. Aslında hocam dediğiniz gibi 4 yıllık bir süreç geçmiş ama gerçekten de o 4 yıl değmiş durumda. Saydığınız felç kalma ya da herhangi bir sağlık bozukluğuna yol açmanın önüne geçilmiş bununla birlikte. Daha farklı şeyler de var gördüğüm var. Kadarıyla. Onları da dinleyelim var. Hocam sizden. Şimdi bu da rot sistemi. Şimdi bu vidaları koyduğumuzda, bu vidaları omurlara koyuyoruz. Hı hı. Bunu vidaları arkadan sabitlemek için rot dediğimiz yine böyle 5,5-6 mm kalınlığında titanyum, alüminyum, vanadyum karışımı parçalar kullanıyoruz ki bu iki omuru birbirine sabitleyelim diye. Çeşitli hastalıklarda bu omurları birbirine sabitlemeyi istiyoruz. Ama buradaki temel sıkıntımız şu. Omurga hareket etmek üzere yapılmış bir makine. Eğer biz belli omurları birbirine sabitlersek tamam, hastalığın iyileşme sürecini hızlandırıyoruz. Mesela bir kırığın iyileşme sürecini hızlandırıyoruz. Ama aynı zamanda omurganın hareketini de kısıtlıyoruz. Omurganın hareketinin kısıtlanması demek birçok sıkıntı ortaya çıkması demek. Hem hastanın hareketinin kısıtlanması demek, hem zorlanması nedeniyle bu vidaların yine yerinden fırlaması demek, hem hastanın kırağa bağlı ağrısı geçiyor ama bu rigid sisteme, yani bu sert sisteme bağlı yeni ağrılar ortaya çıkıyor. Bu ağrıların ortaya çıkması demek gibi pek çok sorun ortaya çıkıyor. Bunları engellemenin yolu ne? Yolu şu. Yukarıdaki vidadan ağırlığı mesela aşağıdaki vidaya aktarabilsek ama aynı zamanda da omurganın hareketlerine de izin versek. Hem iyileşme sürecini hızlandırsak ama hem de bu sırada belli bir düzeyde omurga hareketlerine izin versek gibi bir fikirle başladı bu. İşte orada elastik rot ortaya çıktı. Bu aslında vidanın aynı özelliklerine sahip bir rot. Normalde vidaların arasına koyduğumuz rot şu rigid rot. Bu rigid rot burada Enver Hoca test yapmış, bunu bükmüş 90 dereceye kadar bükmüş bükme makinesiyle. Bu normalde alın elinize. Kolay kolay bükemezsiniz. Aynen, yani öyle. İnsan gücüyle bükülmesi mümkün değildir. Yok. İmkan yok. Bu ise bu elastik rot. Bak. Bükülüyor ve tekrar eski haline geliyor. Hocam bu da 90 derece bükülmüş sonra eski haline geliyor. Bu da gelmiş. Evet. Bu da test yapılmış bir rot. Bu rigid rot testten sonra bu şekilde kaldığı halde elastik rot burada da aynı test yapılmış. Aynı kilonewtonda yük yüklenmiş üstüne ama bu rot eğiliyor ve tekrar eski haline alıyor. Bunun bizdeki şeyi ne? Bize getirdiği ne? Amacı ne? Amacı ne? Bize getirdiği şey şu. Biz artık omurga hareketlerini kısıtlamadan veya rigid rotlar nedeniyle vidaların sıyrılmasını engelleyerek hastalıkları tedavi edebiliyoruz. Yani bir omur kırığını veya işte bir dejeneratif listezis dediğimiz hastalığı, bir kaymayı, omurgada kaymayı hastanın hareketlerini kısıtlamadan
tedavi edebiliyoruz artık. Bu da patentli bir ürün. Bu da dünyada ilk defa geliştirilen bir ürün. Bunların önce testlerini Enver Hoca sağ olsun yaptı. Ondan sonra kadavra çalışmaları yapıldı. Ondan sonra biyomekanik testlerin devamı yurt dışında yapıldı. Bu testler tamamlandıktan sonra hastalardan tam onam formu alınarak hastalarda da uygulamalar yapıldı. Hem bizde hem Türkiye'nin değişik yerlerinde başka kliniklerde de uygulamalar yapıldı. Ve şu anda bir yılı geçti ilk hasta. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor bu sistemleri uyguladığımız hastalarda. Ama tabii başka sıkıntı. Mesela şu anda tabii işin biraz da kısmına gelmek lazım. Hukuki kısmına gelmek lazım belki. Şimdi ben devlet memuruyum. Ben devlet memuru olduğum için şirket kuramıyorum. Şirket kuramadım. Kuramadığım için tek bunun bir istisnası var. O da yüksek teknoloji geliştirme bölgelerinde öğretim üyeleri, ARGE şirketleri kurabiliyorlar. Biz de o zaman İzmir Yüksek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, İTEKGEP'te Temiz ARGE Anonim Şirket diye bir şirket kurduk. Bu şirketin üzerinden şu anda Türkiye'de pek çok spinal ürün geliştiren üreticiye know-how, ARGE hizmeti veriyoruz. Yani onlar bizden bir sorunlarını bize getiriyorlar. Biz o sorunu çözmeleri onlara çözüyoruz, bilimsel destek sağlıyoruz ve bu sorunun çözümüne yönelik onlar yeni şeyler üretiyorlar, yeni cihazlar üretiyorlar. Yani sadece bizim kendi ürettiğimiz cihazlar değil aslında, Türkiye'de bu spinal sektöründe pek çok kişiye danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Ama burada tabii şöyle bir şeyimiz vardı, şöyle bir eksiğimiz vardı. Manisa Cevahir Üniversitesi'nde bir teknoparkımız yoktu. Yüksek teknoloji geliştirme bölgemiz yoktu. Ben o nedenle İzmir'de kurdum bunu. Kurmak zorunda kaldım. Şimdi Enver Hoca'nın bu işle çok uzun süredir uğraşıyor Enver Hoca. Aynı zamanda üniversite sanayi işbirliği bu sistemle artı teknoparkla çok uzun süre uğraşıyor. Bir de Cem Bey vardı galiba değil mi hocam? Cem Tuner var. O da çok uzun zamandır uğraşıyor. İkisinin büyük gayretiyle ve yeni rektörümüz Kemal Hoca'nın da ciddi desteğiyle Manisa Cevahir Üniversitesi'nde teknopark kuruldu. Yüksek teknoloji geliştirme bölgesi kuruldu. İsterseniz bununla ilgili de biraz bilgi alalım Enver Hoca'dan. Çünkü bu çok önemli. Manisa için de önemli. Bizim çalışmalarımız için de önemli. Bir de şunu da soruya ekleyeyim. Bunların üretimi şu an Manisa'da başladı mı? Yani tabii yapılıyor. Birçok yerde kullanıldığını söylediniz. Yapılıyor. Manisa'da da yapılıyor. İzmir'de de yapılıyor bunların üretimi. Ankara'da bir firma var. Ankara'daki firma da yapıyor. Yani Türkiye'de bir tek yerde değil birçok yerde üretim yapılıyor. Ama burada şöyle bir sıkıntımız var. Bunların yaygın olarak kullanılabilmesi ve SGK ödemesinin sağlanması için bizim yönetmeliklerimize göre sağlık uygulama tebliğine dahil olması gerekiyor. Suda dahil olması gerekiyor bunların. Biz bunun başvurularını yaptık ama henüz yani bu seçimden önce onaylanacağının haberini almıştık ama araya seçim girdi, böyle bir aksama oldu, onu bekliyoruz. Eğer sağlık uygulama tebliğine de girerse o zaman SGK ödemeleri de geri ödemeleri de başlayacak bununla ilgili. Bütün Türkiye'de yaygın olarak kullanılacak. Evet. Zaten yurt dışına ihraç etmek için gerekli görüşmeler de yapılıyor. Ama Türkiye'de de yaygın olarak kullanılacağı ve hastalara çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ama tabii işte bunlar şuradan çıkıyor. Yani bu yüksek teknoloji bölgeleri önemli. Geliştirme bölgeleri önemli. Teknoparklar önemli. Sanayiyle bilim adamlarının işbirliğini sağlayan temel yerler burası. Hani bu bence Manisa'da Enver Hoca'nın ve Cem Bey'in başardığı bu iş ciddi bir iştir. Belki de bununla ilgili biraz Enver Hoca'dan bilgi almak lazım. İsterseniz ben ona geçmeden önce biraz vidaların teknik özellikleriyle ilgili bilgi vereyim. Tabii. Mühendislikte bir parçanın aniden kırılmasını biz istemeyiz. Biraz şekil değiştirsin, sonra kırılsın, o arada bir önlem alınsın isteriz. Şimdi klasik kullanılan vidalarda bir yükleme yaptığımız zaman, tekrarlı yükleme yaptığımız zaman testlerimizde de onları gördük. Bu vidaların kırıldığını gördük. Oysa içerisinde böyle çok sayıda halat olan, esnek olan vida o yaptığımız testlerde, yorulma testlerinde kırılmadı. Bu da hastalar için oldukça önemli bir avantaj. Yani vida kırıldığı zaman, kemiğin içerisinde kaldığı zaman cerrahlar onun oradan çıkarılıp yenisini takmak için ilk ameliyattan çok daha fazla uğraşıyorlar. Evet. Bu da mühendislik açısından teknik olarak oldukça önemli bir konuydu. Cüneyt Hocam o konuyu da
bu vizalarla çözmüş oldu. Yani ani bir kırılma meydana gelmiyor. Ömrü çok daha uzun. Bu önemli bir avantaj. Teknopark'la ilgili biraz bilgi vereyim. Manisa biliyoruz ki Ege bölgesinin en büyük sanayi bölgelerinden, birçok büyük firmanın, orta ölçekli firmanın, küçük firmanın olduğu yer. Yani burada çok sayıda teknoloji geliştirecek firma var. Üniversitemiz de var. Mühendislik Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, diğer fakülteler var. Ancak bir teknoparkımız yoktu. Teknopark demek, biraz önce Cüneyt Hocam'ın da ifade ettiği gibi, bir bilgi var, üniversitede bilgi var. O bilgiyi siz uygulanabilir hale getirmezseniz teknoloji olmaz, bir işe yaramaz. Teknoparklarda üniversitede üretilen bilgi insanlığın kullanımına sunulacak hale getiriliyor. Yani teknoloji üretiliyor. Biz uzun yıllardan beri onun çalışmalarını yaptık. Muradiye kampüsünde şu anda büyük oranda, %70 oranında biten binalarımız var. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nda finanse ettiği ve Teknopark Yönetici Anonim Şirketi'nin de finanse ettiği bir inşaatla umarım Ağustos sonunda orada ciddi olarak faaliyetlere başlayacağız. Bu şunu getirecek, üniversitenin içerisinde bir alan oluşturuyorsunuz. Üniversitede öğretim üyeleri var, öğretim elemanları var, lisansüstü eğitim yapan öğrenciler var, lisans öğrencileri var. Bunların ürettikleri bilgileri siz orada doğrudan uygulamaya dönüştürebiliyorsunuz. İnsanlığın hizmetine sunabiliyorsunuz. Yani teknoloji üretiyorsunuz. Bu da Manisa için oldukça önemli bir avantaj. Özellikle sanayi kesiminde yeni fikirlerin ortaya çıktığı bu ortamda o fikirlerin biraz da bazı teşviklerle hızlandırılarak teknolojik hale getirilmesini sağlayan bir ortam. Cüneyt Hocam ifade etti, bu çalışmalar başladığı zaman bizim teknoparkımız yoktu. Ama bundan sonraki artık bu tür faaliyetleri Muradiye Kampüsü'ndeki teknoparkta çok daha hızlı yapabileceğiz. Bu öğretim üyelerinin de faaliyetlerinin, bilimsel bilgilerinin uygulamaya dönüştürülmesi için bir hızlandırma da olacak. Bunu da sizin televizyonunuz aracılığıyla bir defa daha Manisa'ya ve Ege bölgesine duyurmuş olacağız. Bunun için de size tekrar teşekkür ediyorum. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Cüneyt Hocam ve Sayın Enver Hocam, sizlerin Manisa'da çok geç kalmış olan Teknopark'tan tutun da bu ürettiğiniz, yaptığınız şey çok büyük bir başarı. Çünkü baktığımızda üniversitemiz 20. küsur yılını kutlamakta. Organize sanayimiz birçok ülkeye örnek olacak düzeyde. Çok geç kalmış aslında ama sizler öncülük etmişsiniz, liderlik etmişsiniz. Bizler sizlere çok teşekkür ederiz ki bizlere ve insanlığa aslında bunları kazandırdığınız için. Sağ olun. Peki aslında biz anlatırken belki çok böyle basitmiş gibi anlatıyoruz ama insan sağlığı açısından ve yaşanacak olaylar açısından çok önemli bir şey bu ürettiğiniz. Geçmişe baktığımızda, yaşanan hatalara da baktığımızda hocam, hayat kurtarabilecek ya da farkındalık yaratabilecek söyleyeceğiniz bir kelime var mı? Yani biz zamanında şunu kullandık, şunun hatasını çok gördük ama bunu kullandığımızda hayatımıza şunlar katabilecek diyeceğiniz. Tabii, şimdi ben biraz o zaman tarihçesini anlatayım Umur Bey Reis'in bu enstrümantasyonun. Şimdi bu iş önce çok eski dönemlere, ta eski Mısır'a kadar uzanıyor aslında ama dışarıdan omurgaya bazı metal cisimler uygulayarak, mesela büyük penseler gibi, arkadan şu spinöz çıkıntıları tutan büyük penseler gibi, aşağıdan da bir tane büyük, sonra hastaları gerdirmek gibi. Mesela Hipokratik bench denilen bir şey, Hipokrat tahtası. Hastaları baş aşağı sarkıtıp ayaklarından ve omuzlarından çekmek gibi, skolyozları, omurga deformitelerini düzen. Bu tür yöntemler var ama modern enstrümantasyon dediğimiz şey aslında Harrington'la başlıyor. Paul Harrington'la başlıyor, bir İngiliz. Paul Harrington, o zamana kadar çaresiziz. O zamana kadar omurgayı destekleyecek, dışarıdan destekleyecek herhangi bir yapımız yok. Sadece işte patolojinin olduğu bölgedeki arkadaki kemikleri çıkartıyoruz ve omuriliğe rahatlaması için bir yer sağlıyoruz, o kadar. Ama bu hastaların çoğunluğu ya sakat kalıyor ya ölüyor. Çünkü hasta bir, ayağa kalkamıyor. İki, korselere rağmen ayağa kalkmaya çalıştığında omurgayı tutan herhangi bir şey olmadığı için omurganın üst bölümü, alt bölümünün üstünden kayıyor ve arkadaki omuriliği kesiyor. Hastalar hayat boyu yatağa bağımlı kalıyorlar veya ölüyorlar. Daha sonra işte bu Paul Harrington
şuna benzer rotlar geliştiriyor. Düz rotlar. Ama o zamanlar titanyum, alüminyum, vanadyum karışımı yok. Çelikten yapılıyor bunlar. Yüksek mukavemetli çelikten yapılıyor. Ve şu lamina dediğimiz çıkıntıların altına girecek kancalar geliştiriyor. Bu kancaları patolojinin üstüne 2 kanca, 4 kanca, altına 2 kanca koyuyor. Bu rotları da arasına koyuyor. Sonra bunları gerdiriyor. Omurgayı gerdiriyor yani. Yukarıya aşağıya. Bu şekilde gerdirerek desteklemeye çalışıyor. O zaman için çok büyük devrimsel bir değişim. Ama çok ciddi sıkıntıları var. Çünkü omurganın normal hareketini koruyamıyorsunuz. Bir, öne doğru eğilmeye zorluyorsunuz. İki, omuriliği daha fazla geriyorsunuz. Üç gibi sıkıntıları var. Daha sonra bunlar geliştiriliyor. Bu vide sistemi Cottrell ve Debussy tarafından bulunuyor. Bu Cottrell ve Debussy 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu vida sistemini buluyorlar ve işte bu vida sistemi artık şey hale geliyor. Standart hale geliyor. Ama tıpta bilgi, yani aslında bütün bilim branşlarında bilgi öyle bir anda sıçrayıcı şekilde ortaya çıkmıyor. Çok büyük buluşlar ortaya bir anda çıkmıyor. Adım adım, basamak basamak. Bir bilim adamı bir şey yapıyor, bir bilgi ortaya çıkarıyor, bir basamak oluşturuyor. Diğer bilim adamı bu bilgiyi alıyor, üstüne bir basamak da o ekliyor. Bir basamak da o ekliyor, bir basamak da o ekliyor. Aslında bizim yaptığımız bu. Yani o Cottrell ve Debussy'nin daha önceki transmediküler vida sistemi kuran insanların bilgilerinin üzerine biz bir basamak daha ekledik. İnşallah gençler, bizim arkamızdan gelecek arkadaşlar veya şu anki meslektaşlarımız bir basamak daha eklerler bunun üzerine. Bilim böyle gelişiyor ama bunun böyle gelişmesi için işte yüksek teknoloji bölgeleri gibi yerlere ihtiyaç var. Hani sanayi ile bilimin bir araya gelebileceği yerlere ihtiyaç var. Manisa bu konuda son derece yani altyapısı kuvvetli bir şehir. Ama yani yeterli işbirliği, Enver Hoca söyledi, biz üniversite içinde bölümler arasında bile yeterli işbirliğini sağlayamamıştık. Artık bunların hepsini geçtik. Ben şunu biliyorum, yani ben tıp fakültesini biliyorum. Tıp fakültesinde bu tür buluşları olan, fikirleri olan, ciddi çalışmaları olan pek çok öğretim üyesi arkadaşımız var. Ama bunlar neyi nasıl yapacaklarını bilemiyorlar. Şimdi biz böyle bir şeye başlayınca geçen gün Enver Hoca söyledi. Tıp fakültesinden bir öğretim üyesi arkadaşımız daha Enver Hoca'yı aramış. Ya şöyle şöyle bir makineye ihtiyacımız var, yapar mısınız? Demiş. Enver Hoca da hay hay demiş tabii. Yani bu işbirliklerinin artması lazım ama sadece bölümler arasındaki işbirliği değil, bu teknopark sayesinde sanayi ile üniversitenin işbirliğinin arttı. Üreticilerle, yani halkla üniversitenin işbirliğinin artması lazım. Bence asıl mesele bu. Hani tabii bunlar dünya literatürüne girmiş, ciddi sorunlara çözüm olan buluşlar ama bu buluşlar sonuçta bireysel buluş halinde. Bunun çok daha ilerisinin yapılması lazım. Bunun çok daha ilerisinin yapılması için altyapı ve olanak lazım. Altyapı ve olanağı işte üniversitemiz sağlıyor. Hani belki buradan şunu da söylemek lazım. Bütün sanayi kuruluşlarına, Manisa'daki ve hatta halkımıza da, hatta diğer şeylere de, resmi kuruluşlara da aynı şeyi söylemek lazım. Teknopark hizmete girdi bildiğim kadarıyla. Teknopark'ta gelin herkes bir arada bulunsun. Hani o beyin fırtınası diyorlar ya, o beyin fırtınasını oluşturalım ve Manisa'nın hak ettiği yere gelmesini sağlayalım. Benim diyeceğim bu. Peki Teknopark ve bu işbirliği aslında birimler arası ve iki güzel örneksinizdir hocam bunlara. Olmasıyla birlikte, aslında başlamasıyla birlikte artık Manisa'da bir canlılık görecek miyiz üretimde? Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Cüneyt hocam çalıştığı alanla ilgili yaşadığı sorunları yine deneyimlerini de birleştirerek bizlerle de paylaşarak çok güzel sonuçlara ulaştı. Yani felç olma oranını neredeyse sıfıra kadar düşürdü. Bu çok güzel bir gelişme. Üniversiteler aslında bulundukları şehirlere yön vermek zorunda. Vizyon oluşturmak zorunda. Biz önce birimler arasındaki bu çalışmalarla, üniversiteyle sanayi arasındaki çalışmalarla, üniversiteyle şehir arasındaki çalışmalarla yavaş yavaş Manisa'ya destek olmaya, yön vermeye başladık. Teknoparkı oluşturduk. Bu teknoparkla ilgili birçok bilgilendirme toplantıları yaptık. Sanayicilerin 2 saat bir toplantıda kaldığına ben pek şahit olmamıştım. Teknoparkı anlattığımız zaman 2 saat 70 tane sanayici hiç ayrılmadı. Bu Manisa için çok önemli bir noktaydı. Demek ki bir ihtiyaç var. Biz de o ihtiyaca cevap veriyoruz.
Şu anda hocam da ifade etti. Teknopark için ön başvuruları almaya başladık. Burada da şu andaki ilk bloğumuzun %70'ini dolduracak kadar bir talep almaya başladık. Talep oluştu. Bu daha da artacak. Özellikle yeni fikirlerin oluştuğu küçük, orta ölçekli sanayiler, büyük sanayilerde de ARGE merkezleri var. Onlarda da bu fikirler oluşuyor. Fikirlerin teknoparkta daha yoğun olarak bir araya gelmesi gerekiyor. Şunu ifade edeyim, fikirler tek başına bir şey ifade etmiyor ama iki tane fikir yan yana geldiği zaman karesi oranında artıyor. Üç tane geldiği zaman çok daha fazla artıyor. Teknoparklardaki o ekosistemde de onu görüyoruz. Bir araya geliyorsunuz, birbiriyle ilgisi olmayan çalışma alanları bir araya geldiği zaman fikir paylaşıyorlar. Bu fikir paylaşımından çok güzel şeyler çıkıyorlar. İşte çok güzel şeyler çıkıyor. İşte onlardan bir tanesinin örneğini görüyorsunuz. Burada üç tane, sadece burada olan üç tane güzel örnek var. Ama teknoparklarda bu fikir paylaşımı olduğu zaman çok güzel bilgiler ortaya çıkıyor. O bilgileri uygulamaya döküyorsunuz. Teknoparkın içerisinde uygulamaya döküyorsunuz. Teknoloji üretiyorsunuz. Onu da insanlığın hizmetine sunuyorsunuz. Bu oldukça güzel bir şey. Bunun dışında biz Manisa'da 2014 yılının başında geniş bir katılımla bir kümelenme projesine başladık. Bir kümelenme projesi hazırladık. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na sunduk. Türkiye'de sunulan 17 projeden bir tanesiydi. Bütçesi de oldukça yüksekti. Onu sunduk. Bir şekilde oradan geçmedi ama biz onu devam ettiriyoruz. Şu anda Teknopark'ın içerisinde yer almak üzere Zafer Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz bir proje zannediyorum son aşamalara geldi. Özellikle Sayın Valimiz de bu projeyi çok destekliyorlar. O projede Manisa'daki makina, kalıp, teçhizat üreticilerinin ARGE ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Bir firmanın tek başına alamayacağı bilgisayar programları, makineler, cihazlar, onları ortak olarak oraya alacağız ve onlara hizmet sunacağız. Bu hizmeti sunarken de orada lisans öğrencilerimiz var, lisanslı öğrencilerimiz var, öğretim elemanlarımız var, öğretim üyelerimiz var. Bunlar da ARGE çalışmalarına katkıda bulunacaklar. Bu ne yapacak? Manisa'da olan sanayiyi bir basamak daha yukarıya atlatacak. Bunun için de Manisa'daki üniversite sanayiye ve Manisa'ya bir öncülük görevi yapıyor, bir vizyon oluşturuyor. Bunda örneklerini ve sonuçlarını çok yakında, çok hızlı göreceksiniz. Başta rektörümüz olmak üzere Sayın Valimiz ve diğer bütün öğretim elemanları ve sanayiciler de bu çalışmalara destek veriyorlar. Umarım böyle dünyada ilklere o projelerle de daha başka ilkler ekleyeceğiz. Bunun için de önümüz son derece açık. Peki hocam, bu işbirliği Türkiye'de ilk midir? Sanayi ile üniversitenin aynı çatı altında bir proje üretmek adına işbirliği ilk midir peki? Değil. Türkiye'de 58 tane teknopark var. Bunlardan 35'e yakını faal halde bulunuyor. Üniversite sanayi işbirliği için kurulan güzel örneklerden bir tanesi. Ama yeterli değil. Türkiye'de üniversite ile sanayinin işbirliğinin çok daha fazla olması lazım. Yani üniversitede üretilen bilginin yayınlarda, makalelerde kalmaması gerekiyor. Bunun günlük hayata yansıması gerekiyor. O zaman teknoloji oluyor zaten. Türkiye'de ilk değil. Ama Manisa için belki ilk olacak. Manisa için bir yön verici olacak. Manisa'nın ufkunu genişletecek. Bu aynı zamanda üniversitenin de ufkunu genişletecek. Üniversitenin de vizyonunu değiştirecek. Bu açıdan da belki Manisa için ilk diyebiliriz. Kesinlikle. Peki akıllı vidalarımız omurgayla sabit mi kalacak yoksa bu akıllı vida geliştirilecek mi? Geliştiriliyor zaten. Yani bunun bir ilerisini yaptık. Artık tek normalde bu vidaları her bir omura sağlı sollu birer tane iki tane koyarız. Ama şimdi artık tek vidayla iki tarafı kavrayacak yeni bir vida geliştirdik. Ama onun daha henüz patent başvuruları olmadığı için burada çok fazla ayrıntısına girmek istemiyorum. Onun patent başvuruları aşamasındayız. Onun dışında bir proje daha var. O da bu rotların bir
bir çeşit hidrolik sistemle, mikromotor destekli bir hidrolik sistemle hastanın kendi disk aralığına yerleştireceğimiz bir basınç sensöründen aldığımız geri besleme ile kendi kendini ayarlayabilmesi. Yani rot boyunu ayarlayacak. Gerekirse uzayacak, gerekirse kısalacak bu omurlara taktığımız rot. Bu şu işe yarayacak. İnsan ayakta durduğu için belli bir süre sonra omurganın boyu kısalır ve çökmeye başlar. Çökmeye başladığında şuradaki foramenler, sinirlerin çıktığı foramenler kapanır. Ağrıların pek çoğunun nedeni budur. Eğer biz omurgayı, yaşlanma sürecini azaltacak bu çeşit bir cihazla hep aynı yükseklikte tutabilirsek ve bu yüksekliği hastadan hastaya, hastanın kendi disk aralığındaki basıncı kullanarak yapabilirsek bu devrimsel nitelikte bir şey olacak. Bunun da prototipi yapıldı, çalışıyor ama henüz bunun da patent başvuruları yapılmadığı için daha ayrıntılı bilgi veremiyorum. Başka projeler de var. Bunlardan bir tanesi mesela omurga tümörlerinde, mesela omurgaya bir akciğer kanseri mesela omurgaya atlıyor, oraya metastaz yapıyor. O metastazlarda aslında yani birden fazla omurda metastaz varsa aslında elimizden çok fazla ne yazık ki bir şey gelmiyor. Ancak ışın tedavisi, bazı duyarlı tümörlerde kemoterapi, ilaç tedavisi yapılabiliyor. Ama şimdi başka bir, o da Enver Hoca ile beraber ortak bir çalışmadır. Bu tümörlerin içine özel bazı metaller yerleştiriyoruz ciltten. Bunu indüksiyon ısıtmasıyla ısıtıp tümörün sürekli yakılmasını sağlayacak. Yani 24 saat neredeyse yakılmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz şu anda. Hatta bunun vücudun içine yani hastanın yatağına indüksiyon bobinini koyarak hasta gece yatağına yattığında tedavinin sabaha kadar aralıksız devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ama bunun da dediğim gibi patent başvuruları aşamasında henüz bunun hakkında da daha fazla bir bilgi veremeyeceğim. Ama şunu söyleyebileceğim. Çoklu omurga metastazlarında, cerrahiyle bir şey yapılamayan omurga metastazlarında yaşam süresini uzatmak için, hastanın ağrısını azaltmak için ciddi bir yöntem olduğunu düşünüyoruz bunun. Ciddi bir buluş olduğunu içindesiniz hocam. Yani uğraşıyoruz. Anlattıklarınız ve yaptıklarınız ortada. Ben çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bizleri bilgilendirdiğiniz için ve kattıklarınız için. Sağ olun. Böyle bir olanak sunduğunuz için biz size ve TV'ye teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Hocam sizin söylemek istediğiniz. Bizler de çok teşekkür ederiz. Bize bu olanağı sağladınız. Öncelikle bütün insanlarımıza sağlıklı ömürler diliyorum. Önümüzde bir Ramazan bayramı var. Ramazan bayramlarını da şimdiden kutluyorum. İyi bayramlar, evet. Hep birlikte barış içerisinde, huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmamızı diliyorum. İnşallah hocam. Cüneyt hocam sizin? Bütün Manisa'nın, Türkiye'nin, insanlığın ben de bayramını kutluyorum. İnşallah bu yol artarak, bu bizim Enver Hoca ile naçizane açmaya çalıştığımız bu yol büyüyerek, genişleyerek devam edecek. İnşallah bu işbirliği artacak. Bizden sonra gelen genç arkadaşlarımız da Manisa'nın potansiyelini gerçek noktasına bence taşıyacaklar. Buna inancım tam. Sizin de bir basın kuruluşu olarak buna katkılarınızı görüyorum. Bunun için de ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Günaydın Manisa'nın. Bugün de sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.